İnşaat mühendisleri karayolu, demiryolu, tüneller, binalar, yaşadığımız şehirlerde insan hayatına doğrudan dokunan köprüler, su ve atık su temini ile ilgili sistemler, barajlar gibi önemli sanat yapılarının, önemli yapıların projelendirilmesinde, tasarlanmasında, yapımlarının yönetilmesinde ve bu sistemlerin işletilmesinde önemli rol alan mühendislerdir. Bu kapsamda inşaat mühendisliği lisans programlarında temel 5 ana bilim dalı bulunmaktadır. Bu ana bilim dalları yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su kaynakları ve hidrolik yapılar mühendisliği, ulaştırma mühendisliği ve yapım yönetimi ana bilim dallarıdır. Günümüzde talep edilen inşaat mühendisi profili, sektördeki dinamizme ve rekabete paralel olarak daha nitelikli bir profil haline gelmiştir. Bu kapsamda yeni inşaat mühendisi profili, uluslararası nitelikleri yüksek, yönetim ve bilişim konularında kendini yetiştirmiş, uluslararası düzeyde kendini güncel tutabilen bir mühendistir. Bu özelliklere sahip inşaat mühendislerine ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. İnşaat mühendisliğinin İngilizce karşılığı civil engineering, bu da medeniyet mühendisliği anlamına geliyor. Yani inşaat mühendisliğinin önemli bir görevi yaşanabilir şehirler, daha medeni şehirler inşa etmek, insanların rahat edebileceği, daha sağlıklı yaşam ortamları oluşturmak. İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünün vizyonu bu kapsamda daha yaşanabilir, medeni, çağdaş ve güvenli yapılar inşa edebilen, bu yapıların yapım sürecinde sorumluluklar üstlenen öğrenciler yetiştirmektir. Bölüm lisans programımızı bu vizyon çerçevesinde kurguladık. Ve daha önce bahsettiğim 5 ana bilim dalı kapsamında uluslararası düzeyde akademik tecrübeye sahip akademik kadromuzla lisans programımızı hazırladık. Ve ilk öğrencilerimizi bu sene alacağız. İstinye Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde eğitim dili İngilizce. Bunu çok önemsiyoruz. Daha önce bahsettiğim yeni inşaat mühendisi profili kapsamında eğitim dilinin İngilizce olması çok önemli. İnşaat mühendisleri mezun olduktan sonra özel kurumlarda ya da kamu kurumlarında çalışabilirler. Kendi ofislerini açabilirler, proje çalışmaları yürütebilirler ya da şantiyede çalışabilirler özel firmalarda. Ya da kamu kurumlarında, bakanlıkların ilgili müdürlüklerinde, Enerji Bakanlığı, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı gibi bakanlıklarda görev alabilirler. Ya da lisans eğitimi sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kadroya dahil olarak üniversitede öğretim üyesi olarak da çalışabilirler. Bizler başarılı bir kariyer yolunda sizlere destek vermeye hazırız. Hepinizi üniversitemize ve bölümümüze bekliyoruz.